Ermenistan ateşle oynuyor. Sınır hattında sıcak saatler. Ermenistan mevzi kazmaya başladı. Aliyev'in KKTC açıklaması Yunanistan'ı çıldırttı. Kasap Aliyev kuzeyi bağımsızlığını tanıyor. Alsani emri verdi. Katar Türkiye sınırında resmen harekete geçti. İspanyol profesör Misak-ı Milli haritasını yayınladı. Operasyon Tel Rifat'a olacak dedi. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Açıklamada açılan ateşe Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından karşılık verildiği kaydedildi. Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni silahlı grupların Azerbaycan ordusunun Ağdam yörüngesindeki mevzilerine yaklaşmak amacıyla yerel saatle 14 civarında yeni hendekler kazmaya çalıştığı belirtildi. Azerbaycan İHA görüntüleri Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırına askeri teçhizat yığdığını ortaya koyuyor. Rus medyasına göre ise Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sınırda durum son derece gergin. Şu anda Ermenistan ve Azerbaycan'ın sınıra ağır toplar, çoklu roket atarlar, hava savunma sistemleri ve RAP sistemlerinin yanı sıra çok sayıda zırhlı araç konuşlandırdığı biliniyor. Karabağ'da yeni bir savaş tüm bölge için bir tehdit oluşturabilir ve özellikle Batı ve Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği girişimleri şu anda teorik olarak Rusya'nın sınırlarına yakın Amerikan askeri üslerinin ve tesislerinin ortaya çıkması tehdidi gibi başka bir tehdit daha var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in danışmanı Hacıyev ise Ermenistan açıkça yeni siperler kazıyor, tahkimatlar inşa ediyor. Bir sonraki askeri macerasına atılmak için personel ve ekipman topluyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ise sonbahar kış sezonuna hazırlanmak için planlı tatbikatlar yapıyor. Ermenistan ise sınıra asker yığıyor, dedi. APA'nın haberine göre Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen brifingde son günlerde hem sınırlandırılmamış sınır boyunca hem de Karabağ bölgesinde artan askeri yığınakla birlikte daha da yoğunlaşan askeri provokasyonlara tanık olduk, denildi. Ermenistan yeni bir askeri maceraya atılmak için yeni siperler kazıyor, tahkimatlar inşa ediyor, personel ve teçhizat yığıyor. Ermenistan'ın Karabağ bölgesini de kapsayan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığına dair önce yaptığı açıklamaya rağmen Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı kukla yapının kuruluşunun sözde yıl dönümü vesilesiyle sözde bir kutlama mesajı yayınlayarak son derece provokatif bir adım daha attı. Başbakan bir kez daha sözde Ermeni sakinlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkına atıfta bulunmuş ve Ermenistan'ın bu sakinlerle ilgili meselelere güvenlik ve haklar bahanesiyle müdahale etmeye devam edeceğini teyit etmiştir. Bu şekilde Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tanınmasına ilişkin daha önce yaptığı açıklamayı esasen geçersiz kılmıştır. Ermeni tarafı yine son anda siyasi amaçlı gayrimeşru bahaneler öne sürerek her iki anlaşmadan da geri adım attı, denildi. Rus basınına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisini çağırdı. Rusya, Ermenistan'ın son zamanlarda birkaç düşmanca adım attığını söyledi. Paşinyan yüzünden Ermeni-Rus ilişkileri Sovyet sonrası tarihin en düşük noktasında. Karabağ'daki son silahlı çatışmadan bu yana durumun daha da kötüleştiği görülüyor. Bununla birlikte ilişkilerin kötüleşmesinden Erivan sorumludur. Özellikle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan açıkça Rusya karşıtı bir politika izleyerek bölgede ortaya çıkan sorunlar için Rus tarafını suçlamaktadır. Ancak gerçekte çatışmanın kendisi Rusya'nın eylemleri sayesinde sona ermiştir. Uzmanlar Ermenistan'ın batıya odaklanmasının yanı sıra Ermenistan ve ABD arasındaki askeri tatbikatların da gösterdiği gibi ABD ile yakınlaşmanın neden olduğu yakın gelecekte ilişkilerin sadece kötüleşmeye devam edeceğine inanıyor, ifadeleri kullanıldı. Yunan medyası Newsbreak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Türk Devletleri Teşkilatı'nın Bakü'deki etkinliği sırasında özellikle vurguladığı "Etkinliğimizde elbette KKTC bayrağı dalgalanacaktır" sözlerini manşetten vererek Aliyev'e ağır hakaretlerde bulundu. Yunanistan'da bir hükümet olsaydı bu sözler üzerine sadece Azerbaycan'ın büyükelçisini ülkesine göndermekle kalmaz, aynı zamanda AB'nin katil devletten doğal gaz tedarikini derhal durdurmasını veto ederdi. Dahası BM'ye çoktan bir dilekçe göndermiş olurdu, ifadesini kullanan Yunan medyası, ne yazık ki Yunanistan, Azerbaycan'la açık ama aynı zamanda gizli ilişkileri nedeniyle neredeyse bu durumda bile özür dileyecek konumda. Cumhurbaşkanı Aliyev'e kasap lakabı takan medya organı, kasap Aliyev işgal altındaki toprakları bağımsız bir devlet olarak tanıyor. Başlığını atan Yunan medyası şöyle devam ediyor: "Büyükelçilerini geri gönderdik mi?" Azerbaycan diktatörü Aliyev, Yunanistan'a karşı bugüne kadarki en alçak provokasyonu yaptı. Karabağ'da Ermenilere yeni bir soykırım uygulayan insanlık suçlusu, şimdi sözde devleti fiilen tanıyor ve hatta bunu bir bildiriyle ilan ediyor. Ne yazık ki Yunanistan, Azerbaycan'la olan açık ve gizli ilişkileri nedeniyle yakında özür dileyecek bir grubun pençesine düşmüştür.
Unutmayalım ki Avrupalı yetkililerin, gazetecilerin ve diğer batılı ajanların Azerbaycan'dan 3 milyar dolar rüşvet almasıyla ilgili büyük skandal ABD'nin çekmecelerinde duruyor. Bu yüzden rüşvet alan hiç kimse konuşmuyor, konuşamıyor ifadelerine yer verildi. Katar, Türkiye tarafını temsilen Gaziantep Valiliği'nin koordine ettiği yeni şehri Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya başlandı. Katar Hayır Kurumu, Türkiye tarafını temsil eden Gaziantep Valiliği koordinesinde Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 1680 konutluk yeni yerleşim yeri kuracak. Bab, merkezin yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki Susumbat köyü çevresine kurulacak El Kerame kenti yaklaşık 9000 sivile ev sahipliği yapacak. Katar Charity'nin yeni kent projesinde 1680 konutun yanı sıra anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseyle sağlık merkezi, mesleki eğitim merkezi ve cami de yer alıyor. Kent 500 bin metrekarelik alana kurulacak. Bab'taki temel atma törenine Gaziantep Vali Yardımcısı Burak Akaller de katıldı. Suriye'deki temel atma merasimine eş zamanlı olarak Ankara'da da imza töreni düzenlendi. Türkiye, Suriye'de rejimin ve terör örgütlerinin zulmünden kaçan masum sivillere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde kalıcı konut projeleri hazırlandı. Maliyeti Katar Devlet Kalkınma Fonu tarafından karşılanacak ve 3 yılda tamamlanacak konutlara sadece Türkiye'de yaşanan sığınmacılar yerleştirilecek. İspanya merkezi Navarra Üniversitesi'nden Afrika ve Orta Doğu uzmanı, Avrupa ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde kıdemli politika araştırmacısı Profesör Michael Tanchum, Türkiye yeni bir Suriye müdahalesi için Orta Doğu'da uzlaşı sağlayabilir mi başlıklı analizinde, Rusya Ukrayna'ya odaklanmışken Türkiye'nin Suriye'de harekete geçmesine zımnen onay verilmesinin koşullarını ortaya koyuyor. Analizinde Misak-ı Milli haritasını kullanan Profesör Tanchum, Rusya Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta batı hesaplandı. Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon düzenlemeyi planladığını açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de düzenlenen Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran zirvesinde Moskova ve Tahran'ın Türkiye'nin önceki 4 müdahalesinin aksine Ankara'nın planlarını büyük ölçüde onaylamadığını gördü. Ancak Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın her biri İran'ın Suriye'deki varlığına karşı olduğu için Türkiye, Rusya'nın İran'ın Suriye'deki stratejik tasarımlarını dizginleyememesini Suriye müdahalesi için yeni bir Orta Doğu konsensüsü oluşturmanın temeli olarak kullanabilir ifadesini kullandı. Türkiye'nin yakın zamanda bu aktörlerin her biriyle yakınlaşmasının da yardımıyla Ankara'nın zımni rıza almak için onları iki konuda ikna etmesi gerekecek diyen Tanchum, yeni bir askeri müdahalenin İran'ın ilerleyişini gerçekten engelleyeceği ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki kontrolünü daha da sağlamlaştırmasının cihatçı militanları güçlendirmeyeceğini garanti etmesidir dedi. Tanchum şöyle devam ediyor. Türkiye'nin 4 askeri operasyonuyla görünürde kontrol ettiği topraklar kabaca Lübnan'ın %80'i büyüklüğünde bir alanı kapsıyor. Ankara'nın öncelikli hedefi Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlanan PKK'nın bir kolu olan YPG'ye bağlı Kürt güçlerini Suriye'nin kuzeyinden temizlemek. YPG, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimini savunan Suriye Demokratik Güçlerinin büyük bir kısmını oluşturduğundan Türkiye'nin YPG'ye karşı yürüttüğü mücadele, KDÖ tarafından yönetilen toprakları kontrol altına alarak kendi güvenli bölgesini yaratmayı gerektiriyor. Bu süreçte Türk yönetimi bu bölgelerde tam anlamıyla bir güvenli bölgeden daha fazlasını yaratıyor. Türkiye'nin politikaları bu bölgelerde sosyoekonomik ve kültürel bir dönüşüme yol açarak uzun vadeli bir Türk varlığına ve giderek daha fiili bir şekilde Türk devletine dahil olmaya zemin hazırlıyor. Halep şehri de dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki bölge son Osmanlı parlamentosu tarafından ilan edilen Misak-ı Milli haritasında Türkiye'nin çekirdek topraklarının bir parçası olarak tanımlanmıştır. Erdoğan, Türkiye'nin manevi sınırları üzerine yaptığı konuşmalarda Suriye'nin kuzeyindeki coğrafyayı da açıkça dahil ediyor. Ancak birçok açıdan Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde kendi kontrolü altındaki bölgeleri zaten bir Türk toprağı olarak yönetiyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki kaymakamların, emniyet müdürlerinin ve jandarma komutanlarının atanmasını denetliyor. Türkiye'nin komşu Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinin vali yardımcıları, yönetim ve polis faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur. Türkiye, çalışmalarını Ankara'daki ilgili bakanlıklarla koordine eden Suriyeli güvenlik güçlerinin ve devlet memurlarının maaşlarını ödüyor. Türk Kızılay'ı Suriye genelinde 9 hastane ve 31 sağlık merkezinde çalışan tahmini 2770 sağlık personelinin maaşlarını ödemektedir. Türk lirası güvenli bölgenin ana para birimi haline gelmiştir ve farklı güvenli bölge alanlarında kurulan çok sayıda Türk Posta İdaresi Şubesi bankacılık hizmetleri vermektedir. Türkiye'nin eğitim alanındaki girişimleri daha da geniş kapsamlı. Türkiye'nin Gaziantep Üniversitesi Suriye'nin kuzeyinde 3 ayrı fakülte kurdu. Azez'de bir İslami İlimler Fakültesi, Afrin'de bir Eğitim Fakültesi ve Elbap'ta bir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bunların toplamında yaklaşık 1300 öğrenci kayıt yaptırdı.
üniversite bölgede yeni bir kampüs kurmayı planlıyor. Türkiye'nin sağlık bilimleri alanındaki tek yüksek öğretim kurumu olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Azez ve Membiç arasında yer alan ve geleneksel olarak Türkmenlerin yaşadığı El Rai, Türkçe'de Çobanbey olarak biliniyor, kasabasında bir tıp fakültesi işletiyor. Tıp fakültesinin eğitim dili Türkçe ve öğrencilerin okula devam edebilmeleri için en az B2 düzeyinde Türkçe bilmeleri gerekiyor. Türkiye ayrıca El Rai'de 60 bin bölge sakinine istihdam sağlayacak bir sanayi bölgesi kuruyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün şubeleri aracılığıyla Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde Türkçe öğrenimi sağlanıyor. Enstitünün 2020 yılında kurulan Azez Şubesi, Türk kültürüne ilişkin farkındalığı artırmanın yanı sıra Türk dilinin halk ve sivil idare çalışanları arasında yaygınlaşmasını kolaylaştırmak amacıyla Türkçe öğretiyor. Ankara'nın Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yönelik diplomatik erişim çalışmalarından önce Orta Doğu'daki bu büyük aktörler Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde kalıcı bir varlık yaratma girişimini İran'ın Suriye'deki varlığıyla eşit ya da daha büyük bir jeopolitik tehdit olarak görüyorlardı. Ancak şimdi işler değişti. Türkiye, Kürtlerin toplam nüfusun sadece %15'ini oluşturduğu Membiç'e yönelik bir harekat için destek bulmakta zorlanacaktır. Yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı ve bunların on binlercesinin Halep bölgesinden göç etmiş Sünni Araplardan oluşan Membiç, İran etkisinden büyük ölçüde kurtulmuş durumda. Çoğunluğu Sünni Arap olan bölge Ankara tarafından YPG'nin kalesi olarak gösterilemez. Buna karşılık Türkiye, batı, kuzey ve doğuda Türkiye'nin kontrolündeki topraklarla çevrili olan çok daha küçük Tel Rifat'a yönelik daha sınırlı bir operasyon için etkili bir gerekçe oluşturabilir. İran'ın Arap rakiplerinin yanı sıra Türkiye'de Tel Rifat operasyonunu İsrail'e kabul ettirebilir. Ankara, Mısır, İsrail, Baye ve Suudi Arabistan'ı Tel Rifat bölgesiyle sınırlı bir Türk operasyonunun İran'ın etkisini sınırlandırmaya yönelik stratejik çıkarlarına hizmet edeceğine ikna edebilir. Orta Doğu'daki komşularıyla diplomatik atılımlar gerçekleştiren, hatta Baye ve İsrail'le yeni stratejik bağlar geliştiren Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki uzun vadeli varlığına ilişkin endişelerin üstesinden gelebilir. Türkiye'nin Tel Rifat'la sınırlı İran'ın Halep bölgesindeki nüfusunu zayıflatacak, ancak SDG'yi felce uğratmayacak bir operasyona Washington'da güçlü itirazını geri çekebilir. Moskova da aynı şekilde İran'ın nüfuzunun kendi aleyhine genişlemesini istemez. Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Toplantı görünürde enerji işbirliğine odaklanmış olsa da, emrindeki güçleri hem Suriye'ye hem de Ukrayna'ya gönderen Çeçen lider Ramazan Kadirov'un varlığı daha geniş bir gündeme işaret ediyor. Libya'dan Güney Kafkasya'ya kadar uzanan operasyonel sahalarda Türkiye ile rekabetini karşılıklı fayda sağlayacak şekilde yönetmeyi öğrenmiş olan Rusya için Tel Rifat'ın Türkiye'nin kontrolüne geçmesi yeni bir karışıklık ilişkisinin temelini oluşturabilir. Ancak bu karışıklık ilişkisinin bedeli Ukrayna'nın doğusundaki bazı bölgelerde Rus kontrolünün paralel bir şekilde kabul edilmesi olarak ödenebilir ifadelerine yer verildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.